Ankara Gücü maçında sizi görüyoruz. Uzun zamandır Ankara Ticaret Odası Ankara Gücü'nün gündemindeydi aslında. Destek olmadığı söylendi. Sizin de başkanlığınızın birinci senesi doldu. Sizi burada görüyoruz. Geldiniz daha önce de sanırım herhalde Ankara Gücü maçlarına. Yani uzun yıllardan beri ilk kez geliyorum. Nasıl gördünüz Ankara Gücü'nü? Yani hem stadı hem atmosferi hem Ankara Gücü'nü de çok iyi buldum. İnşallah Ankara Gücü layık olduğu yere çıkacaktır. Layık olduğu yer Süper Lig'dir. İnşallah bu yılın sonunda da orada olacaktır. Biz Ankara Ticaret Odası olarak her zaman Ankara Gücü'nün, bütün Ankara takımlarının olduğu gibi Ankara Gücü'nün de yanındayız. Bunun aksi bir şey düşünülemez zaten. Bir sistem vardı başkanım. Evet. Yıllardır süren Ankara Ticaret Odası Ankara Gücü'ne sahip çıkmıyor diye. Onunla ilgili bir şeyler var mı? Bir gelişmeler var mı? Ya böyle bir şey olması mümkün değil. Biz elimizden her ne gelirse her zaman için söyledik. Şimdi başkanımla da konuştuk. Elimizden gelen hiçbir zaman esirgemeyeceğimizi başkanım da biliyor. Biz de her zaman söyledik. Bütün Ankara takımlarının olduğu gibi Ankara Gücü'nün de yanındayız. Aksi düşünülemez bunun zaten. Başkanım, direkt sizin ilk alanınızda değil ama fuarla ilgileniyorsunuz. Şimdi stat yenilenecek. Ankara 19 Mayıs stadı büyük ihtimalle son senemizi yaşıyoruz burada. Buraya güzel bir proje var. Ankara Ticaret Odası bu projenin bir yerinde olacak mı? Ya Ankara Ticaret Odası eğer üzerine görev düşerse bu projenin mutlaka bir yerlerinde olur. Bugün artık ufak kasabalarımızda bile stat var. Ankara 80 milyonluk ülkenin başkenti. Uzun yıllardan beri herhalde bir 30 yıl oldu Ankara'da milli maç oynanmadı. Evet. Yani Ankara bunları hak etmiyor. Ankara Türkiye'nin en iyi standlarından birine en kısa sürede kavuşmak zorunda. İnanıyorum ki bu da gerçekleşecektir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim.